Allah Teala hiç kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Eğer yük bize ağır geliyorsa demek ki biz kaldırım o konumda değiliz. Düşmüşüz ki bize ağır geliyor. Cennette olmayan duyguları ruhumuz tanımıyor. O auraya dışarıdan bir şey geldiği an bizim otonom sistemimiz o tehdit algılıyor ve bize hareket yaptırıyor. Bakın hani hı hı. düşme tehlikesi atlatınca böyle acayip hareketler yaparak evet. kendimizi. bu hareketleri düşünerek mi yaptık? Hayır. Eğer hastalanıyorsak, eğer travmamız varsa bu otonom sistemimiz yani savunma kalkanımız devre dışı kalmıştır. Otonom sistem bütün vücudu korurken buraya gelince diyor ki öfke bana ait değil demek ki burası bana ait değil. DNA'da taşın enerjide Adem Aleyhisselam'dan bile gelebilir. Sonra bir an o gelir ki bu travma işte iz bırakmıştır. İşte. Çoğu insan böyle bir travmayla gelmez ki. Tabii. <laughs> travma olmasın elinizi ayağınızı hatta başınızı bir yere çarpmazsınız. Hatta arabanızla giderken bile bir yere çarpmazsınız. Üzüntü, keder, acı varsa şu bölgeye sirayet eder. Bu bölge savunmasız kalır ve Covid gelir ciğerlere iner. Ondan sonra hastalık oluşur. Aynı yaşlara baş koyan karı kocalar yalnızlıktan ölüyorlar. Hayatta hep aynı hataları tekrar ediyorsunuz. Bilin ki duygusal olarak dengede değilsiniz. Şu cümle kulaklara küpe edelim mi? Diyaframın adı ikinci kalptir. Kalbiniz durunca ölürsünüz. Diyaframınız durunca ölü gibi yaşarsınız. Çok basit bir yöntem gösterelim. Ha, ben... sık. Gözümcük. Şimdi bir hastalığım var ve travmasını arıyoruz. Efendim merhabalar Farda Yıldırım YouTube kanalında ilk kez konuk ettiğimiz isimleri ve söyleşileri. Siz de çok seversiniz, ben de çok severim. Öyle bir isim yanımızda. Hemen kendisine merhaba deyip sizlerle buluşturmak isterim. Bilal Can Türk yazar, nefes ve aktif yaşam koçu, RDT kurucusu. Nedir bu RDT? Açacağız elbette yayında. Eski asker, sporcu, şimdilerde ne yapıyor? Hepsi söyleşi de ama öncelikle Bilal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum Ferda. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Heybe'de çok şey var bugün. İzleyicilerimize aktaracağımız. Gelmişken bir araya gelmişken mümkün verdi ne verebilirsek vermeye çalışacağız. İnşallah öyle olsun. Ee, güzel bir yayın olacağını ümit ediyorum çünkü çok çarpıcı açıklamaları var insana dair. Hani hepimiz şunu söylüyoruz son dönemde biz insana ve kendimize dair aslında ne kadar az şey biliyormuşuz. Bilmiyorum katılır mısınız buna? çok aslında bilgiye, insana dair bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama biz insanı böyle parçalayarak baktığımız için bütüne hakim olamıyoruz. Ha bütünden bakmıyoruz. Bütünden bakmadığımız için de maalesef birçok yanılgının içerisindeyiz. Bugün günümüzde yaşadığımız sorunların büyük çoğunluğu da insana bir bütün olarak bakmayıp sadece fiziksel beden olarak bakmak ya da hatta sadece organa kadar indirgediğimiz için maalesef birçok sorun yaşıyoruz. Bunun çözümü de kolay da olur. İddialı bir soruyla başlayayım. Şimdi mesela tıbba baktığımızda modern tıbba branşlaşma başlayınca mı acaba diyorum bu hastalıklar bu kadar arttı? Çok hastalık var günümüzde. Çok hasta insan var. Çözülemeyen, iyileştirilemeyen hastalıklar var. Ama bütünden baktığınızda, branşı bir kenara bıraktığınızda çözülebiliyor mu bu hastalıklar? Bütün bakıldığında bu kadar branşlaşmaya gerek olmadığını, tabi ben bir tıp doktoru olmadığım için <laughs> haddi açmak istemiyorum. Yani bir doktorlarımız karışmak değil Elbette. derdimiz. Elbette. Yapmaya çalıştığımız şey şu. Bugün modern tıbba başvuran insanların büyük çoğunluğu artık alternatif tıp diye bir arayış içine girmişlerse bir oturup düşünmemiz gerektiğini inanıyorum bir vatandaş olarak. Hakikaten de bütüncül bakılmadığı zaman detaya giriyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Şimdi midem ağrıyor. Ben şimdi gittiğim zaman doktora benim gastroenteroloğa gitmem lazım. Ama ya dişim çiğnemediği için midem ağlıyorsa o zaman dişçiye gideceğim. Kim karar verecek dişçiye mi gideceğim? Hatta daha da gidip bunun asıl sebebi, mide ağrımasının asıl sebebi hazmedemediğim öfkelerimdir. Şimdi bütün o zaman... Bir de sorunların altında bu mu yatar Bilal? Hazmedemediğimiz duygularda. Her şey. Hazmedemediğimiz her şey. Ve öfke vur. Öfke. Evet. Şimdi duyguları genellikle bütün sorunların altında, sağlık sorunun altında mutlaka duygular, travmalar, yaşanmışlar veya negatif enerjiler kaynaklarıyla vardır. Ama bunlar tek olmuyor. Mesela insan aynı anda sadece öfkelenmiyor ki. Hem öfkeleniyor hem korkabiliyor. Üzüntü anında bir yandan da içinden çok kırgınlık yaşıyor, hayal kırıklığı yaşıyor. Duygular bütün olunca ortaya çıkan sonuçlar da öyle tek bir duyguluk travma olmuyor. Zaten bizim en büyük farkımız o. E, travma anı değil. Travma bir an değildir. Hani bugün günümüzde diyoruz ya anı yaşayalım falan. Evet, Anda kaldık. Evet. Anda kaldın ya. Geçmişte kaldın. E, an devam ediyor. E, hakikaten böyle bir akış vardır. Travmalar da öyle. Bir travma anı yaşayınca o an bitmiyor ki o travma anı. Hepimiz biliyoruz. Mesela bir kaza geçirdiniz. O an ciddi bir travma yaşadınız. Bir korku var içinizde. İçinizde o korku duygusu olduğu sürece siz gördüklerinizi kodlamaya devam edersiniz. Ve aslında bu ne kadar sürerse o kadar çok biri kodlamış oluruz beynimize korkuyla. Travma anının dışında daha birçok sebep bizi sıkıntı O zaman travma konuştum. dediğimiz şey biraz onda açmak istiyordum. Katmanlı bir şey. Siz onu çözmedikçe üst üste üst üste yığdığımı Çok güzel mı önemli düşünürüm? bir kağıt var müsaade edeyim Bakın hayat doğduk ya evet. öyle temiz bir sayfa açarız ya hayat hakikaten. Ama hayatta hep dalgalanmalar vardır. İnişler çıkışlar yaşıyoruz. Evet. Sonra bir an o gelir ki bu travma işte iz bırakmıştır. Yaralanma demek travma. Hayatımızın işleri çıkışları içerisinde bazen duygu çok ağır gelir. Onun altında eziliriz. O bizim artık hani bırakamayız o duyguyu ve bizde iz bırakır. İşte bu iz temizlenmediği sürece bakın iz. Artık eski değil değil mi? Sayfa tertemiz eski sayfa değil. Klasik birçok yani RDT ile başladık. benim için gerçekten bunu anlatmakta da bir önem arz ediyor. Duygu temizliği, RDT ne diye soracak olursanız ben söyleyeyim sözü tekrar vereceğim. Radyestezik duygu temizliği. RDT'nin bir travma temizliği diğer bütün travma temizliklerinden farkı şudur. Bu travmayı herkes bilir. Bulmak da çok zor değildir. Bu travmanın ne olduğunu birçok teknikte de bulabilirsiniz. Kişi kendi de bulabilir. Biraz sonra değiniriz inşallah. Bulduk fakat sonra ne yapacağız? Şimdi burada travma var ama bunu nasıl yapacağız? Birçoğu bu travmayı şöyle ya travma yaşadık. Şu hale getirir. Bakın izi vardır. Bu izle yaşamaya alıştırır bizi. Travma temizleme tekniklerinin büyük çoğunluğu böyledir. Yani onlarca teknikle çalıştım. Çünkü arayış içerisindeyiz bir şeyler. Yardımcı olmak istiyoruz insanlara. RDT'nin farkı bunu ütü yapmak. Yok ediyor. Bu hiç olmamış gibi eski halini alabilir. Diyor ki nasıl olabilir? Oldukça basit. Bu travma anında yaşadığımız o duygu, korku ya da öfke ya da kızgınlık her neyse. O enerjinin tamamı gittiğinde beyin bunun yerine yeni bir kod yazar. Yani negatif enerji gittiğinde otomatik olarak pozitif enerji gelir. Bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece negatif enerji bitene kadar sabretmek lazım. İşte burada mesela travma temizleme tekniklerinde bir enerji odaklanıyor. Biz akış olduğumuz için o daha sonrasında o korkuyla kodladığı bütün görüntüleri temizleyebiliyoruz ve e, ütü yapmış gibi, hiç olmamış gibi yaşamak mümkün. Ama bir fark var. Bazen insanlar şöyle yapıyorlar. Çoğu insan böyle bir travmayla gelmez ki. Of. Şimdi düşünün. Tam onu soracak. Böyle birisi geldi karşımıza. Bu. Şimdi böyle birisine dikkatli yaklaşmak gerekir. Biz psikolog olmadığımız için şimdi burada da hatlaşmak gerekir. Herkes yerinde tabii ki işini yapması gerekiyor. Bizim derdimiz sadece danışanımız bize bir şey anlatmasına gerek yok. Travmalarını anlatmasına gerek yok reddet esasında. Zaten göz önüne gelir ama böyle bir travma olduğunu anlarsınız yoğunluğundan çünkü enerji yoğunluğundan. Önce açarsın ince ince. Bu nasıl açılır? Zaten reddetenin başlangıç aşamasıdır bu. Kolaylıkla açılır. Kişinin biriktirdiği dirençler için kendini sallar. Çünkü enerji akışı vücutta hızlandırıldığında rahatlama gelir ve sayfa açılır. Sonra bir yerden başlarsınız ütülemeye. Tek şarkı ne? bir seans sürmez. 2-3-5 ama bu sayfa bile ütülenebilir. Böyle gelen biri ne yaşamıştır? Bu kadar buruşuk kağıtla ee, gelen Bu kadar biri. buruşuk kağıtların müsebbinde %90 aile içi travmalar vardır. Anne, baba yani genellikle aile içi travmalar. Birinci derece yakınlarla yaşanan travmalar. Çünkü onlar o kadar çok süre geliyor ki. Ya mesela öyle bir anne babada ya sahip ki birey. Aile içerisinde şiddet sürekli her gün görüyorsunuz. Oradan çıkmışsınız evlenmiş e, otomatik olarak oradaki öğretileri davet ediyor devam ediyor. Şeyler. Yani 20-30 yıl boyunca travma üstüne travma böyle çok sayfayla karşılaşıyoruz maalesef. Bana şunun ne olur cevabını verin benim burada kafam karışıyor. Şimdi travma dedik ya yara dedik hasar dedik ee, küçücük bir şey de. Travmatize edebiliyor mu? İlle de travma deyince aklımıza büyük hasarlar mı gelmeli? Yok. Çok şaşırtıcı mesela. O, o kadar danışanlık hizmeti verdiniz. Pek çok insanla da şifa oldunuz. Ben sizin gibi konuklarıma hep soruyorum. Çünkü iyileştirdikleriniz gözünüzün önünde olduğu için. Bazen de ya bu da travmatize edilip bütün bir ömrüne sirayet eder mi dediğiniz çok, çok küçücük var. olaylardan bakanlar oluyor mu da örneklendirebilir miyiz? Çok var. Genele hitap edecek şekilde şöyle bir cevap verelim. Sorun travmanın büyüklüğü değildir. Sorun travmayla karşılaştığımız anda bizim hangi konumda olduğumuzdur. Hangi tepkiyi verdiğimiz. Evet. Dolayısıyla travma yaşadığımız olay çok büyük bir olaydır. Yeterince güçlüysek onun da üstesinden geliriz. Yani travmalar bizi alt edecek diye bir kural yok. allah Teala hiç kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Eğer yük bize ağır geliyorsa demek ki biz kaldığımız o konumda değiliz. Düşmüşüz ki bize ağır geliyor. Bazen insan o kadar çok düşer ki frekansı düşer, hayattan keyif almaz. O zaman hiç travma demeyeceğiniz bir durumdan bile işte depresyona girebilir, başka sağlık sorunları da meydana gelebilir. O yüzden travmaya büyük ya da küçük demiyoruz. Yani o anki içinde bulunduğumuz durum, bizim ruhsal halimiz, önceki biriktirdiklerimiz bardağa taşıran son damladır. Bardak dolar dolar büyük travmalarla dolar ama küçük bir travmayla taşabilir. O yüzden travmadan ziyade kendi durumumuzla, işte biz bu yüzden dengeye ağırlık veriyoruz. İşte mesela olacağız. annemden bir bardak su istedim de bana böyle baktı falan gibi durumlar tabii. bile insanı travmatize Kesinlikle edebiliyor mu? Kesinlikle öyle. Ya bir, birkaç birka çarpıcı örnek alsak sizden. Hı. Tabii ki tabii, insanların hikayesini özelini girmeden. Elbette isim ya da kişi danışan paylaşamıyoruz ama aklımıza gelen böyle çünkü spesifik bazı... İnsanın bu kadar hem e, inanılmaz bir hikmetle yaratılmış olması ama bir o kadar da kırılgan olması... Beni ziyadesiyle şaşırtıyor. Evet, Aslında insan kırılgan mı dersek bu soru şey duruma göre. Yine insan hani kırılgan değil aslında. Ama bakın şu an aklıma bir şey geldi siz söylerken. Bir danışanım korkuları var çok korkuyor. Ama neden korktuğunu bilmiyor. Her şeyden korkuyor. Travma yani çalışma esasında bulduğumuz neydi biliyor musunuz? Doğduğu an doktorun bakışları. Diyor ki doktor bana çok kötü bakıyor. Doğduğu anda doktorun Kripto. bakışlarından korkur e, ee, anne karnında bile kayıt vardır. Tabii, tabii tabii. Dolayısıyla o doğduğu anda yaşadığı doktorun bakışlarını etkilenmiş. Muhtemelen doktorun üzerinde bir negatif enerji vardı. Ya belki de metafizik bir etki vardı muhtemelen. Ee, öyle bir enerji temizledik ama düşünün hani nedir ki bu bir şey sadece doktor bakmış. Belki söylerken güzel cümle bile söyledi ama çocukta bir korku oluşmuş. Hayatı boyunca 28 yaşındaydı geldiğinde. 28 yıldır her şeyden korkuyor. Evden korkak çıkıyor. Yani her şeyden korkuyor. O travma temizince rahatlıyor. Peki siz e, bu duruma doktorun o bakışının sebep olduğunu nasıl buluyorsunuz? Şimdi redete çok ayrı bir üssiyettir. Bunu sözle bulamayız. Bunu hatırlayamaz ki <laughs> kişi zaten. <laughs> evet. Biz redete seansında hiç hatırlayamayacağı travmaları bile bulmak mümkün. Çünkü bir akış oluşuyor. Akışta şöyle düşünün. Vücutta akıyor ya, dirençler vardır. O akışın önündeki dirençler hastalığa sebep olan travmalar onlardır. Bir dirençe denk geldiğiniz zaman o dirençte hangi enerjiye ne kodlandığını kişi görebilir. Dolayısıyla onu bilmek zorunda değiliz. Bakıyorsunuz ki öyle bir görüntü var ve doktorun baktığı görüntüde ciddi bir direnç var. Yoğun bir enerji var. Diyoruz ki bu çok ciddi bir travma. Görüntüde hiçbir şey yok aslında. Ama hakikaten e, iz bırakmış yani hayatını bloklamış kişi. Yerde de klasik yöntemlerle anlaşılabilecek bir şey değil Ferda O yüzden böyle hani örnekler güzel oluyor. Siz de iyiler sor, soruyorsunuz. Mümkün mertebe açıklamaya çalışıyorum. Danışanlarımızın en çok sorduğu şudur. Şuna mı benziyor? Bu yönteme mi benziyor? Şu yönteme mi evet. benziyor Hiçbirine çok yöntem var ama hiç, sizinkisi farklı. Hiçbirine benzemiyor. Şöyle de diyemem. Hani yöntemler kötü. Alakası yok. Bakın ben yıllarca Emine EFT yaptım. geliyorsa. E EFT yaptım, çok Hı. iyi sonuçlar aldım. Hipnoterapi yaptım, çok iyi sonuçlar aldım. Danışanlarımdan işte EMDR çok iyi sonuçlar verdi. Regresyonla güzel. Yani yöntemlerin hiçbirini kötülemenin bir anlamı yok. Bu sadece bütün bu yöntemlerle çalışırken bazı zorluklarımız oluyor. Mesela öncesinde travmayı tespit etmen lazım. Gelmiş bir arkadaş diyor ki korkularım var diyorsun. İşte safra kesesinde sirayet etmiş korkularım yok diye ben korkmam e şimdi ona sen korkuyorsun diye ikna etmek zor klasik yöntemde de korkuyu çalışmamız lazım kişi kendini kapatıyor çalışamıyorsun reddete de hiçbir şey anlatmaz korkularım var bile dememe gerek kalmıyor sadece geliyor o akışta tabii o bir uzman o esnada evet, yapılan evet. bir çalışmayla geliyor bana anlatmasa da gerek yok Dolayısıyla çok rahat o travmalar temizleniyor temizlendiğini ilkimizde görüyoruz ve hakikaten böyle çok ilginç bir yani inanılmaz çok güç sonuçlara ulaşmak da mümkün ben şuna net inanıyorum Altında travma olmadan hiçbir hastalık ya da hatta şöyle travma olmasın elinizi ayağınızı hatta başınızı bir yere çarpmazsınız. Hatta travma olmasın arabanızla giderken bile bir yere çarpmazsınız. Bir saniye bir, evet. saniye bir saniye. çok önemli şeyler söylediniz. Şu an burada biraz açmak zorundayım. Elbette. Şu an eminim izleyici de benim gibi şaşırıyor. Zaten kendisi bütün hastalıkların şifa alınabileceğini söylüyor. Bilen Can Türk tamam mı? Bunda bir mutabık olalım. Sonrasında da az önce öyle şeyler söyledi ki eğer travma Yoksa zaten hastalanmazsınız. Zaten yolunda gitmeyen bir hayatınız olmaz. Hatta arabayla yola çıktığınızda kaza bile yapmazsınız. Ama travma varsa bütün hepsini mi sirayet ediyor? Çok basitçe anlatmaya çalışayım. Yoksa. Harika sordunuz. Şimdi bizde otonom sistem diye bir yazılım var. Hatırlayın bizim çocukluğumuzda Uzay Yolu diye bir dizi vardı hatta film evet. çekildi biliyorsunuz. Orada gemilere savunma kalkanı olur. Açarsın böyle diye bir savunma kalkanı açılır. Bombalar dışarıda patlar da. bize de var. Ha. Biz buna Aura diyoruz. Böyle düşünmedik belki ama auramız bizim öyle bir alan ki Büyüyebilir. auramız çok büyük yeterince büyükse ve güçlü bir enerji alanına sahipsek o auraya dışarıdan bir şey geldiği an bizim otonom sistemimiz o tehdit algılıyor ve bizi hareket yaptırıyor. Bakın düşme tehlikesi atlatmışsınızdır. Hani Hı -hı. düşme tehlikesi atlanınca böyle acayip hareketler yaparak evet. kendimizi bu hareketleri düşünerek mi yaptık? Hayır. Kim değil. yaptırdı bu hareketleri? Kim biz? Yaptırdı? İşte otonom sistem bizi düşmekten korumak için o tehlikeye karşı Hı -hı. hareket yaptırıyor veya bardak düşerken yakalarız. Yakaladıktan sonra hava atarız. Ne kadar refleksli ama diye ama biz onu düşünmedik ki yaparken. Ve araba kullanırken dikkat edin. Belki birçok hmm. izleyicimizin de eminim başına gelmiştir. Kullanıyorsun bir şey oluyor böyle. Kurtarıyorsun sonra neydi o diyorsun. Önce kurtarıyorsun sonra niye? Otonom sistem daha ben çünkü düşünme zaman kayıp. Hiç düşünmeme izin vermiyor. Benden önce otonom sistem onu buluyor tespit ediyor. Yani beni e, o hani e, uzay dizisinde olduğu gibi. Savunma kalkanı bir açın. Bir savunma izin. kalkanım var benim. Kesinlikle hepimizin var. Ve bu anne karnında var. Ruh üflendiği an otonom sistem devreye girer. Ve o an itibariyle hep bir savunma halindeyiz. Normal şartlarda bizi korur. Bakın normal bir insana milyonlarca mikrop saldırıyor her gün. Hasta olmuyoruz. Ama sonra en ufak bir şeyde kırılıyoruz. Ne oldu? Eğer hastalanıyorsak, eğer travmamız varsa bu otonom sistemimiz. Yani savunma kalkımız devre dışı kalmıştır. Eğer devre dışı kalmasaydı hiçbir sorun olmazdı. Bizi korurdu. Bakın örnekleri çok verdim. Hatta çok basit vereceğim. Mide arısı yapıyorsun. Bakın midenin iç çeperindeki hücrelerin ömrü 48 saat. Yani 48 saatte bir mide iç çeperindeki hücrelerimiz tamamen yenileniyor. E ben niye 2 yıldır mide arısı çekiyorum o zaman? Der insan. Değil mi? Soruyorlar evet. bize. Çünkü mide hücrelerinin kendini yenilenmesi, oradaki otonomistlerin oraya yenilenmesi engel olan bir blokaj enerji var orada. Yoksa olmazdı. Peki bu blokaj enerjiler nereden geliyor? Hemen anlatalım. Bizim asıl savunma kalkanımızın temel kaynağı, asıl güç enerjisi ruhumuzdur. Ruh beden üflendiği an ki anne karnında 120. güne tekabül eder. Ruh beden üflendiği an insandır, bireydir artık hayat bütünleşmiştir. Yani ruh, zihin, beden faaliyete başlar. Zihin her ne kadar akıl bali olmayı beklese de bu üçü bir ara faaliyete geçiyor. Kayıt başlıyor. Ve otonom sistem ruh çok güçlü bir enerji. Ama ruhun bilmediği enerjiler var. Her duygu bir enerjidir. Ruhun bilmediği enerjilerine cennette olmayan duyguları ruhumuz tanımıyor. Aa, aa bir saniye <laughs> başıma gelenler gibi de oldu. Bu dünyada olan bizim tabii imtihan diye nitelediğimiz Elbette. bazı durumlar, olaylar, duygular cennette ebedi yaşamda hiç olmadığı için... Ruh da bunu bilmiyor. bilmiyor. Ruhumuz çünkü cennetten hamzet. Bakın cennetten çıktı. İlk Adem babamız cennetten çıktı. Ruh ilk olarak cennetten çıktığı için cennetten hamzettir. Özelim de oldu ya Ve, şu an. E, bir bayağı ezber bozacağız bugün Ferda Hanım. Ben bozum, bunu bozum. seviyorum çünkü bozması gerektiğini inanıyorum. Bütün arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Bakın ezberleri bozmazsak, yüzyıllardır söyleye geldiğimiz şeylerle şu an yaşadığımız hayat dört dörtlük değilse ezberleri bozmamız gerekiyor. Yani bakış açımızı, yaklaşımımızı, tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini inanıyorum. Bu düşünce benim hep önümü açtı. Ve bugüne kadar tıpta kesinlikle çözüm yok denilen vakalarda bile şifalar görmek nasip oldu. Şifa veren Allah'tır. Ama biz sebeplere sarılacağız. İşte o sebepler sayesinde reddete de böyle gelişti zaten. Yani bakış açımızı değiştirmeden olmuyor. Standart bakış açısıyla aynı şey oluyor. Şimdi ruha dönelim. Ruh cennete amzet olduğu için mesela öfkeyi, kızgınlığı, yalnızlığı, çaresi, üzüntüyü bilmez. Ruh bunu tanımıyor. Dolayısıyla otonom sistemde öyle bir enerjinin olduğu yere diyor ki burası bana ait değil. Bakın örnekle daha rahat anlaşılır. Yuttuğumuz öfkeler boğazınıza oturur. Tiroid sebebidir mesela. Şimdi yaşadığınız bir travma, öfkelendiniz, yuttunuz. Burada bir öfke enerjisi var. Otonom sistem bütün vücudu korurken buraya gelince diyor ki öfke bana ait değil. Demek ki burası bana ait değil. Korumuyor. Sonra troit oluyoruz. Seslerimizi son yapıyoruz Öksürük oluyoruz. O ve şifalanmıyor. Niye? Burada bu enerji var. Buradan bu negatif enerjiyi çıkarttığınız an otonom sistem diyor ki burası bana ait. Asıl iyileşmeyi de mutlaka otonom sistem yapar. İlaçlar, bloklar ya da aktive eder bazı sistemleri. Asıl iyileşmeyi vücut otonom sistem sayesinde yapıyor. Şimdi bir, bir soru. Yani tüm bu anlattıklarınız bu evet. soruyla taçlandırmam lazım. Yaradan bizi hastalanmamak üzere yarattı. Doğru mu? Ya Rab, hastalıklar sınav gereğidir ama tamam. normal şartlarda Rabbimiz Mekanimiz bizi yarattığı bahsediyorum de hastalanmayız. Rabbimiz diyor ki kendi elinizle yapıp ettiklerinizin sonucunu görüyorsunuz. Biz kendi hep elimizle yapıp ettiklerimiz sebebiyle işte dengeyi kaçırdığımız için, duyguların altında ezildiğimiz için, normal şartlarda kabul etmemiz gereken şeyi kabul etmeyip olur mu öyle şey diye tepki verdiğimiz için bunu ben hak etmedim ki diyerek aslında o travmayı alıp selleştirdiğimiz o duygular bize yerleştiği için sorun oluyor. Normal şartlarda insan kolay kolay hastalanmaz, bir şey yaşamaz. Yani şöyle sorayım daha doğrusu e, evet hastalıklarda birer imtihan bunda da mutabıkız yazılımımız hasta olmaya dönük inşa edilmedi. Yazılımımız bizi her şeyden koruyacak şekilde yazılmış dersek sanki daha aydınlatıcı Süper. olur. Süper. Bizi her şeyden koruyacak bir yazılımla doğmuşuz. Fakat birinci nokta daha var. Eminim e izleyenlerimizin de aklına gelecektir. Genetik hastalıklar var. Evet. Yani bun bunların da travması var mı? Var. Sadece travmayı ben yaşamadım. Büyük büyük dedem yaşadı. Ya da anneannem ya da şey. Atalardan yaşanan travmalar nasıl geliyor? Çok basit. Bugün DNA ile genin ait her şeyin yaşadığınız taşındığını biliyoruz. Hı hı. Şimdi benim büyük büyük dedem bir, öyle bir travma yaşamış ki yaşadığı travmanın enerjisi DNA'sına işlemiş. O DNA ile bana gelmeyecek. Gelecek. İşte genetik hastalığa sebep olacak. Genetik hastalıklarda da mutlaka ama mutlaka travma vardır. Sadece travmayı kişi yaşamamıştır. Dedesi, ninesi, geçmiş atalarından biri yaşamıştır. Hatta şöyle bir inanış var. Deniyor ki işte yedi nesilden taşınır. Yedi göbek <laughs> dede geçmiş falan. Burada da ezberi bozalım. Bu da yeterli bir açıklama değil. Neden? Buradaki taşınan enerji ya da DNA'da taşınan enerji de Adem Aleyhisselam'dan bile gelebilir. Yani bir sınır çizmenin hakikaten e, hükmü yok. Neden olduğunu da anlatalım. Taşıdığımız bu kodlar tabii, Hazreti Adem'e kadar gider. Gider. Çünkü bize sırat eden enerjilerin hiçbiri yok olmuyor. Bakınız bilim de bu söylediklerimi bilim ispatladı. Kainatta boşluk yok ve kainat büyümeye devam ediyor. Ve ses kaybolmuyor. Hiçbir şey kaybolmuyor. Hiçbir Sadece sesi. Şey. Hiçbir enerji. Yani şu an ağzımdan çıkan kelimeler var ya. Bin yıl sonra eğer kıyamet kopmazsa bilir gelirse bir teknolojiyle bizim şu an konuştuklarımızı canlı canlı dinleyecekler. Akışık kayıtlar diyorlar onlara da. Önümüze bir gün gelebilir mi gelebilir? Hatta aslında şu an biz kullanıyoruz mu? İşte radyasyon ailesiyle konuşuyoruz. Orada karşımıza gelen enerjiler neler? bazırdaki başka... Hayır yani bildiğin kainatta var olan enerjiler. Nasıl ki radyo yayın yapılınca bir FM kanalı dinliyorsunuz da o radyodan yayın alıyorsunuz. İnsanoğlu da kainatta başka insanlardan çıkmış enerjileri doğru frekansla yakaladığı an alabilir, görebilir, hissedebilir. En iyi alıcı insanın kendi. Ya belki bunu alacak bir alet yapamadık ama insan kendisi bunu rahatlıkla görebiliyor. Ee, şimdi dahi kullanıyoruz. İşte bu enerjiler yok olmadığı için. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün enerjiler var. Ve bütün enerjilere biz ortak bilinç diyoruz. Yani şu an ee, içinde bulunduğumuz bütün kainat sadece dünyada kolektif şeydeyiz. bilinç. O evet kolektif bilinç ya da ortak bilinç çok daha doğru. Buna mesela çoğu insan şey der bilinçaltı der. Bilinçaltı da ezber bozulması gereken bir dönem. Niye diyeceksiniz? Diyoruz ki bir bilinçaltına kodladım. Bilinçaltına kodladım. Eğer biz klasik manada bugün bildiğimiz gibi işte bilgisayarlarımıza telefonlarımıza yaptığımız bir hafıza kaydı yapıyorsaydık beynimizin bir hafıza kapasitesi olması lazım. Yok. Dünyanın bütün kütüphanelerini ezberlese bir insan bir yer işgal etmiyor. Çünkü ortak bilinçle kaydediyoruz. Hepimiz o bilinçle, ortak bilinçle bağlantıyız. Kopmadık ki. Kainatta boşluk yok. Zerre boşluk yok. Hepimiz aslında birbirimize dönüşerek gidiyoruz. Yani insan canlı cansız bütün varlıklar. Hepimiz bir bütünün içerisindeyiz. E, bunu tam anlamayınca zannediyoruz ki biz kendimize. Bunun da temel sebebi şu. Bugün maalesef ciddi bir yanlış öğretimiz var. O da şu bireyselcilik yani herkes yıllarca kişisel gelişim okuduk. Hani öyle başlıyor insanın bir çoğunun sevdiğini. Ben selimini. kendini Niye? sev. Tabii. Ola. İşte ne? Hiç, ben bir mucizeyim değilim. Yani mucize ne demektir? Hakikaten çok konu var böyle girecek. Mucize Allahu Teala'nın koymuş olduğu kanunların dışında gerçekleşen eyleme denir. Hı. Mucize böyledir tanımı bu. Bir tanıma uyması gerek. Doğru mu? Yani her şeyin bir tanımı var. Şimdi ben mucizeyim deyince mucize olmuyor. İsa Aleyhisselam mucizedir. Baba yok. Bak orada bir mucize var. konuşuyordu kanunların dışında. Onun dışında. Bir daha demelesem onun dışında bir mucize bir insan yok. İnsanın hepsi bir anne babadan doğuyor. Benzer şeyler. Ha çok böyle mucizeymiş gibi o zaman diyor. Ya gibinin de bir anlamı yok. Bu mucize değiliz. Biz şimdi mucize kullanmaya başlayınca kişisel gelişimin sıkıntılarından bu. Ben mucizeyim diyerek benlik duygumu şişirmeye başlıyorum farkında olmadan. Doğru. Bir süre sonra benlik çok şiştiğinde farkında olmadan kendimizi başka insanların üstünde görmeye başlıyoruz. E, bu zaten birlik bilincinin dışına çıkarttı beni. Sorun orada başlıyor. Ve dikkat edin bugün maalesef tüm dünyada bu bireyselcilik pompalanmaya başlanıldığı için biz bu bütünlüğü, kardeşliği unutmuşuz. Kardeşini kendine temsil etmiyorsun. Sen başarısın. Herkes içinde sen birinci geleceksin. İşte bir takım aslında canımızı yakın olaylarla da aslında e, ilahi adalet bize mesajlarını çok net veriyor. Bugün dünyada şu akan kana, şu vahşete baktığınızda Biraz bizim de o birlik bilincinin dışında hareket etmemizi düşündüğümüzde kendimizi sorgulamamız gerekiyor yani, galiba Bilal Bey. Sahneleri Bilmiyorum o, katkınız olur mu bu buna? Bu sahneleri izlediğim an hatta geçen işte bir açılışa katıldık Filistin'de fotoğraflar yani fotoğraflara bakarken yani duygu da geliyor kusura bakmayın çünkü Ya, ya hepimiz aynı duygudayız. kabul edebileceği asla kabul edebileceği şeyler değil. Ve bir soru sordum yanında çok sevdiğim abi, abi dedim. Filistindekilerin sınavı mı, bizim sınavımız bu. Şimdi bunları izliyorsun, yaşıyorsun, bakıyorsun. Onlar şey diyor ki ben şehit olacağım diye falan. Bizim sınavımızın yokken, kalpte ne yaşıyorsun bunu gördüğün an? Arkadaşlar bugün eğer bunca milyar, iki milyar Müslüman içerisinde bu yığını yapabiliyorlarsa biz dağınık olduğumuz mesela. Biz o birlik bilinci yakalamış olsak cesaret edemezler. Bu kadar. E şimdi sohbet ki sorun kimin? E biz kendimize bakacağız. Burada şey yok bakın. E, bazen insanlar gerçekten bunu bir siyasi malzeme olarak kullanıyorlar. Arkadaşlar insan hayatı olunca siyaset diye bir şey yoktur. Yani şiddet her türlüsüne karşıyız. İnsan aynen insan hayatı kutsaldır. Bir insanı yaşatmak bütün insanı yaşatmak gibi, bir insanı öldürmek bütün insanı öldürmek gibidir. E, o zaman e, bugün Filistin'de ya hele hele çocukların yani bir çocuğun tırnağına zarar gelmesinden razı olabilmek mümkün değil. Yani. Bir bey bunu sizin açıklayabileceğinizi düşünüyorum. Sohbetin şu geride kalan 20 dakikasına baktığımda Sorayım mı sormayım diye düşünüyordum alan size. artık biliyorsak bu, bilmiyorum. E, şimdi adamlar Allah Korusun çocuk ölümlerini bile normalleştirmeye çalışıyorlar. Öyle bir vahşete tanıklık ediyoruz. Kadınlar, çocuklar, paramparça ediliyor. Bu gözlerde, bu fani gözlerde bunları görüyor. Ben diyorum ki yani bu enerjinin oradan akan o olumsuzluk, o kapkara enerjinin bize sirayet eden kısmı ne olacak? Basit bir acaba? soru sorayım size şu an hiç dikkatimizi çekiyor mu? Grip, aksırık halgınları çok fazla arttı. Boşuna mı yaşıyoruz? Dikkat edin çok hani fazla arttı. Mevsimsel hasta değil oldum. mi? Mevsimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle de grip bile ya da hatta Covid geldi ya mesela virüs hı hı. Virüsle alakalı değil. Covid dahi içinde üzüm tiketleri olanları hasta etti. Üzümde o içinde böyle duygu olmayan insanların yani savunmasız kalmayan insanlara da semptomsuz geçti dedik. Üzerinde virüs var hayatında hiçbir şey yok. Yani virüs değildir hasta edemez. Virüs yani tetik hani hep dedik ki o dönemde biri nasıl bu kadar kolay atlattı da biri hastanelik oldu çünkü, dedik. E, şey dediler bize mesela kronik hastalıklar olanlar yok. Yani kronik hastalıkla da alakası yok. Tamamen e, içinde bulunduğun duyguyla üzüntü, keter, acı varsa şu bölgeye sirayet eder. Bu bölge savunmasız kalır ve COVID gelir ciğerlere iner. Ondan sonra hastalık oluşur. Şimdi de öyle. Yani bu haberleri izledikçe hastalanıyoruz. Bakın ben de yaşadım. Bunu yaşamamak hakikaten zor. Çünkü üzülüyorsun, içerliyorsun çaresizliği yaşıyorsun. Şimdi elinden bir şey gelmiyor. O çaresizlik duygusu hepimiz etkiler. Aynı zamanda gözler dediniz ya çok önemli bir husus bu. Gözler her şeyi kodlar. Şahitlik ediyoruz. Aynen öyle. Gözler her şey... O şahitlik esnasında ne düşündüğümüz de çok önemli işte. Yani aslında yarın Mesela. hesabını vereceğimiz bir mevzu bu. O şahitliğe bakarken negatif görüntü verirken en alt sahibesi bir hadis-i şeriftir. İmanın en alt mertebesi kalbe buz etmektir. Yani izlerken kalpte buz olmuyor da film izler gibi izliyorsak biz zaten çok hmm. ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Yani en alt mertebesi bu. Eğer kalpte buz etmiyorsak zaten kalbimiz bizim katılaşmış. Yani orada çok başka bir sorun var. Hatta iman dairesinin dışına çıktığı söylenir. Kalpte buz etmek kötü mü? En azından buz edeceğiz. Ama olaya gelin şöyle bakalım mı? Adem Aleyhisselam'dan beri bu yeryüzünde, bu topraklarda hı hı. hakla batının savaşı var. Habil'le Kabil'in. Ya Habil'densindir ya Kabil'densindir. Ve yaptığın her bir ağzından çıkan fiil, kalp, hatta düşüncelerin, e, fiillerin hepsi bir enerji açığa çıkarıyor. Bu enerji ya hak tarafa ya batın tarafa, ya iyi tarafa ya kötü tarafa meylediyor. Ve hayatımız boyunca yaptığımız her bir eylemin enerjileriyle bir tarafa katkıda bulunuyoruz. Yarın teraziye bunlar konulduğunda neresi ağır basıyorsa o tarafa doğru devrileceğiz. Dolayısıyla şu andan bunun bilincinde olmak lazım. Ee, işte kayıtsız kalmak da mesela negatif tarafa dolduruyor kalben buz etmek bile, üzülmek bile, bunun için işte dua etmek bile mesela pozitif tarafı bir enerjidir. Tabii. Hiçbir şeyi küçük görmeyeceğiz. Yaptığımız hiçbir eylemi küçük görmeyeceğiz. Bütün insanlık bir nebze pozitif tarafa koysa dengeler değişir. Şu an denge bu tarafta. Buraya doğru kayması lazım. Ve bu hep böyle olmuş ama. Bir hak galip gelmiş, bir batın galip gelmiş. İnsanlık tarihi boyunca. Yani şu hep yakın tarihe bakıyoruz. Hep böyle. Birileri gelecek, birileri gidecek. Yani bugün İsrail yapıyor. Mesela geçmişte Moğol yapmış. Yani tarihe bakarsanız tabii, tabii, ama evet. yine gelmiş üzerine. Ee, <laughs> bugün yine Allah'ın izniyle hak galip gelecek ama yaptığımız hiçbir şey küçük görmeyeceğiz. Yani bir ürünü almamak bile ne olur küçük görmeyin. Hiçbir şey olmasa kendi namımıza buradayım. Hani karınca misal vardır ya. Safalı su taşıyor diyorsun. olsun diyor. Tarafın belli olsun. Yani bizim de tarafımız belli olsun inşallah. Tabi bu bu zücü hadiseden nasıl çıkıp sorularıma devam edeceğim bilmiyorum ama hani buraya girmemek de mümkün değil bugün. E, evet evet ben kesinlikle duyarsız kalamayız ve hayatı da sanki orada öyle bir şey olmuyormuş gibi devam ettiremeyiz mümkün değil. Hepinizin çoluğu çocuğu var, olmayanların yeğeni var, akrabası var yani dayanılır gibi değil. Sağlık sorunlarının altında diyor ki Bilal Can Türk toksik birikme oluyor. Bütün sağlık problemlerinin altında bir de şunu da katmak istiyorum Bilal Bey dediniz ya. Tüm hastalıklar şifalanabilir. Bunu dördüncü evre kanser biri için de söyleyebiliyor musunuz? Var mesela bir danışanımız var Nurşen Hocam. Hoca oluyor hatta şu anda artık. Kendisi dördüncü evre, evre meme kanseriydi. En son aldığı sağlık raporlarında kanser hücre saptanamamıştır raporunu aldı. Tabii bundan dolayı herkese konuşur. Hatta hoca olmayan niyetten inşallah Rabbim ilmini arttırsın. Her şey hastanelidir. Bizim için şimdi ben de doktor değilim. O yüzden hastanın kaçıncı evre olduğu için hiçbir şey ifade etmiyor. Bize danışanımız geldiğinde biz ona tabii bir tedavi yöntemi uygulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastalığın mesela kanserin altında e, derin üzüntü, e, içe atılan tümör oluşumların temeli budur. Veya kin nefret de olabilir. Var, güçlü duygular var. Şimdi kan, bir sonuç var kanser ve o sonuca bir sebep var. Şimdi bu sebep durmaya devam etti. Büyüdükçe burası 1, 2, 3, 4, kaç devre olursa olsun sonuç mu? Bu. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Bu doktorlarımız burada zaten her şeyi yapıyorlar. Bizim derdimiz ne? Bu sebep. Nedir o sebep? Derin üzüntüyü, içine attığımız duygu, keder, onların hepsini çıkartırsan sebep yok. Sebep yokken bu nasıl var olacak? Kaçıncı devre olursa olsun. Odaklandığımız sebepleri temizlemek. Sebepleri ha, o yüzden temizlemek. de her evrede kanser iyileşir, Aynen rahatlıkla yani bizim söyleyebilirim e, diyorsunuz. Biz evreyle ilgilenmiyoruz. Zaten kaçıncı evre olduğunu bilsem ben ne yapacağım? Ben böyle bir tedavi doktor değilim ki. Doğru. Yani bizim için hastalığın ne olduğu da çok önemli değil. Her türlü hastalığın altında mutlaka sebep var. Elimizden gelince bütün sebepleri temizlemeye çalışırız. Bazen bir seans, iki seans da bütün sebepleri temizlemeye yetmeyebiliyor. Çünkü insan oluyor. Öyle bir şey ki mesela anksiyete hakikaten çok acayip bir şeydir. Sıkı. İçindeki İçinde kişinin kaygı bir hakim normalde boğaz köpüsünden geçiyor ya şimdi buradan düşersek diyor. Ya al bir kod. Şimdi onu da temizlemen gerekiyor. Ömrü hayatını böyle yaşamış. Boğaz köprüsünden geçiyor. Neyse geçtik ama şimdi ya uçak düşerse buraya. Yani aslında hiç olmayan şeyleri kodladığı için. O zaman sizin alanınızda bedensel rahatsızlıklar var iyileştirebileceğiniz anlamda söylüyorum. Şöyle diyelim tedavisine vesile olun yani iyileştirmek biliyorsunuz bize ait olamaz Hı -hı. ya. Biz ne yapıyoruz? Hı -hı. Bütün hastalıkların altındaki sebeplerin temizlenmesine katkı sağlıyoruz. Bütün sebepler temizlenirse de bizde de şifa gelir. Şifa veren de ancak Psikolojik rahatsızlıklar da buna elbette, dahil. Elbette. E, fobiler. Fobiler daha kolaydır aslında. En kolay çözülebilenler. Fobilerin mi? başlangıcı bir iki korkudur. Hani daha kolaydır, daha kısa seansla çözülebilen vakalardır onlar. Peki şöyle, genelde baktığınızda biri karşınıza geldiğinde anneden, babadan, ikisinden aynı anda yaralı, hasarlı olabilir biri. Anne ve babadan e, aldığımız etkiler farklı hastalıklara sebep oluyor mu? Çok farklı hastalıklara sebep olmakla beraber, hatta diyebiliriz ki bugünkü rahatsızlıkların fiziksel, zihinsel, ruhsal neredeyse yüzde hatta yüzde <laughs> genelde anne baba travmalıdır. En çok hangi konuları çalışıyorsunuz diyorsanız anne baba eş sonra çocuklar geliyor. Travmaların köklü bu çünkü insan sevmediği de niye travma yaşasın. Anne baba niye bu kadar önemli? Rabbimiz Sıla-i Rahim'i farz kılmış. Evet. Şimdi bir şey farzsa benim için olmazsa olmazdır. Niye olmazsa olmaz? Ben varoluş sebebim anne ve baba. Ben her ikisinden de enerji aldım ve bu enerji akışı yani devam ediyor. Ben o enerji alamadığımda Enerji eksik kalınca mesela babamın enerjisi alamıyorum. Ne olur biliyor Böyle kafasına vur ekmeğini al. Harekatta bereketi olmayan. işler hep son raddede bozulan. Çünkü güçlü duramıyordur hiç o oh, baba enerjisi alamıyor. Anneden ihtiyacım olan sevgi enerji alamamışım. Ne olur? Hayattan lezzet alamam. Sevgiye ihtiyacım olduğu için sevgi almak için sürekli taviz veririm. Bununla da kalmaz. Tavizin ötesine geçer sürekli kendimi anlatır dururum. Yani şeker hastası, diyabet gibi şeyler anne travmalarıdır. Damarla alakalı sorunlar anne travmalarıdır. Şeker hastası, diyabet damar yani, hastalıkları, sorunları, anne, anne travmaları. Çoğunlukla. Kilo alma da çoğunluklardır. Dişil enerjidir. Anne veya erkeklerde eş. Çoğunlukla anne. Çünkü sevgiyi alamaz. Hayattan lezzet alamayınca yemekten lezzet almaya çalışır. Yani kilo sorunu da. Bunlar en ana başlıklar. Ama mesela kan sorunları, kansızlık babadır. Babayla alakalı sorunlardan kaynaklanır. Babasızlık da daha çok mesela kanla alakalı. İşte bağırsak sorunları genelde babadır. Babaya çok öfkelenen bireylerde mide bağırsak sorunları daha çok görülür mesela. Yani mutlaka bir bağ var. Ben o yüzden bütün hani danışanlara diyorum. Ne olursa olsun anne babadan o enerji almak için gayret sarf edeceğiz. İyi de hocam şimdi bende kendi anne baba sende olsa çok duyduğum cümlelerden bir tanesi. Nereden biliyorsun olmadığını? Yani bunları öğrendik ki. Tamam. Ona ne olur e, sözünüzü unutmayın. Ne olur. Çok özür diliyorum. O kadar benzer bir duyguyu şu anda yaşıyoruz ki. Bilal Bey anlatırken herkes Bunların hangisi bende acaba var diye bir sorguluyor. Ve bulduğunda da Bilal Bey'in söyledikleriyle içinde onu benzeştirdiğinde ve bulduğunda insan böyle bir ağlamaklı oluyor. Yani insan o çaresizliği, o işte sorunun kaynağını bulduğundaki o naifliği hani beni benden alıyor. Ben bile dinlerken ha demek ki benim bu ondanmış diye düşünüyorum. Genellikle de tutar. Aklınıza gelen ilk travma en doğru travmadır tamam. Mı? Hani yani kendi travmamızı buluyorsunuz <laughs> ya. Sorunuzu düşündüğünüzde sorunu düşünmeyi bırak. Kendine basitçe ya bu sorun bende ne zaman başladı? ne yaşadım diye sorsanız emin olun aklınıza gelen ilk travma gelir de yani yüzde yetmiş gelir. Bazı durumlarda biraz daha detay çalışma yapılabilir bulmak için zor değil. Ama en çok göreceksiniz ki hep anne baba travmaları maalesef ve anneyle babayla o enerji almak için her türlü çabaya girmek lazım dedik yani çoğu insan benim annem babam de mi? şunu Hı. demiyor Rab. Sıla-i farz ama bak şu iyi anne babaya farz diğerlerine değil demiyor. Şimdi yaradandan iyi mi bileceğiz? O bizi hangi anne, anne babadan yarattığını bilmiyor mu? Önemli olan şudur. Reddetmemek. Mesela annem çok kötü davranışları var. Ki hakikaten yani ben de yaşadım bunu hayatımda. Hı. Annemi mesela kendi elimle kabra koydum. Vefat ettiğinde kalbime baktığımda hiçbir üzüntü yoktu biliyor musun? Bir evlat için acı bir şey. Yani bunu anlatabilmek bile çok zor. Çok mu? zor Kalpte evet. bir şey yok. Ya yani i̇nsan annesini kaybediyor. Ben mesela küçüklüğümde hiç Herkes böyle ay annem falan deyince bakardım. Nasıl bu duygu acaba diye. Çünkü hissedemedim bu duygu. O, o duyguyu size hiç vermedi. Ee, veremedi. Niye veremedi diyorum. Biliyorum o da çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Erkenden evlenmiş. Yani babamla şey özür dilerim. Ee, annemle abim arasında 15 yaş var. Çok, çok yani. Evet. Şimdi bu tarz durumlar yaşamış birisi kadının. Yani anneliği iyi yapmasını beklemiyoruz. Ama e, benim de ihtiyaçlarım var. Alamayınca bunu tabii çok hataları da oldu anne. Allah affetsin şimdi vefat etti arkadan E şimdi anlıyorum onu bu öğretilerden sonra. Ve anlamayınca kızıyoruz. Ama şu an bakın hayatımdaki değişiklik belki örnek olur arkadaşlara. har okulu yılları harp okurken en büyük zevklerinden biri neydi biliyor musunuz? Bir büyük bardak kupa çay yanına iki tane kare çikolata. Marka vermeyelim şimdi. Ee, kare çikolata yemeden yani yemekten sonra tatlı yemeden doyduğumu anlamazdım ben. İnanılmaz bir şeker Niye tatlı düşkünlüğü bu vardı. Çünkü anne sorunlarını demin anlatıyorum. O zaman sebebini bilmesem de anneden sevgi alamadığım için aşırı bir tatlıya düşkünlük vardı. Yemekten sonra tatlı olmasın, kesinlikle doyduğumu anlamazdım. Ben annemle sorunlarımı çözdükten sonra tatlı yemeyi seviyorum ama öyle aklıma bile gelmiyor çoğu zaman. Güzel bir yemeğe değer tatlı varsa yerim. İşte sorun çözümü nasıl çözüldü? Bunu yaşayarak öğren. Ben şu an danışanlarıma aklardığım şeylerin çoğunu ya kendim yaşamışımdır ya danışanımla yaşamışızdır. Bir de şifa oldunuz mu? Elbette. Bilal Tabi Tabii tabii ki. Ya zaten insan genellikle bu tarz çalışmalara kendinde bir şeyler bularak yol alıyor. Kendi sorunlarına çözüm ararken aslında geliştiriyor insanoğlu. Hani Rabbim zamanında bize bazı sorunlar yaşatmış. Allah'a hamdolsun o sorunlar sayesinde buradayız. Böyle bakmak lazım olaya. Ya bu kadar tecrübe, işte pek çok uzmanlık alanınızdan başlarken söz ettim zaten. Bu kadar insanla yüz yüze geldiğiniz temaslar, iyileşmeler, kendi hikayeniz var. İnsanın bir taraftan manevi yönünüzün de güçlü olduğunu Hoş zaten olun. sohbet boyunca anladım. İnsanın bilinmeyenleri ve gizemlerine dair karşınıza ne çıktı tüm bu evrede? Hani bir söz vardır Yunus hep der ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmesen yanıcı okumaktır. Şimdi o kendin bilmek yani kişinin kendini nefsi tanımasını çok ön plana koymuşsunuz ki hakikaten tasavvufta da böyledir. Yani her şeyi kendi nefsinden başlayan nefsi tanıman lazım. Bugün işte bu nefsi tanıma konusuna gelince karşımızda bir gizem var. Aslında gizem değil ama biz bulunduğumuz konumdan dolayı. Şimdi bir dağın arkasından baktığınız zaman göremezsiniz. Şimdi o dağa dolanmak lazım. Kısa yol yoktur bu nefsi tanımada. Bilinmezlikleri ortadan kaldırmak çok kolay. Şimdi bilinmezlik deyince gizemi çok seviyoruz. İşte dünya üzerinde gizemleri seviyoruz. Mesela hmm. işte Bermuda şeyden üçgeninde herkes tabii. meraklanıyor. İşte acayip ilginç olaylar, diziler işte veya cinler, periler varmış falan. Bunlar çok ilgi çekici konular. Ama asıl gizem bu değil. Bakın çok daha gerçekçi gizemler var bu hayatta. Bugün aborjinleri Avustralya kıtasına gittiğinizde aborjinlerin kilometrelerce öteden sanki telepatiyle ama karşı konşur gibi haberleştiklerini bilim ispatladı. Nasıl olduğunu çözmekte zorunlu. Al işte muamma nasıl oluyor? İşte insan kendi nefsini çözdüğünde, birey değil bütün olduğunda zaten mesafenin önemi yok. Kalpler arasında mesafenin hiçbir önemi yoktur. Ben çok şahit oldum hiç konuşmadan anlaşan insanlar. Kendim de bazen böyle o deneyimi yaşayınca anlayabiliyor insan. Öyle güzel insanlara bir arada oturuyoruz. Kalbine geliyor bir şeyler. Bakıyorsun o da sana bakıyor. Aa yani acayip bir iletişim bu. Şimdi böyle bir iletişimi sözle yapmam mümkün değil. Tamam bu gizem mi? Evet gizem. Ama bu gizemi anlayabilmen için kişinin önce bir teslim et. Nefsin tanıması gerekiyor. Nefsi tanımanın da ilk yolu, bugün çok uzakta olduğumuz şey, kalbin temizlenmesidir. Yani kalp temiz olmadığında, kalpte birine kızgınlık var. Uhtava kalp dolu ki şimdi. Başka alıcılara yer yok. Alamıyor, açamıyoruz kalp. Ee, ve bakın kainat olarak bakın, bütün kainat bir kalptir aslında. Bir insan kainattır. İnsanı tanımak istiyorsan kainatta bulabilirsin. İnsanı çok iyi anlarsan kainatı görebilirsin. Hücrenin içini bir video var belki görmüşsünüzdür. Youtube'da falan da geziyor. Çok <laughs> hakikaten şey. Hücrenin içi tam bir kainat gibi. Demek ki bir insan kainatı... o kadar uyumlu yaratmış ki. En zerreden en yani. baktıkça hep aynı. İşte bak bu gizem. Bunu çözmeye çalışırken nereden okuyacağım? Kendimden okumam lazım. İlmin kapısı olarak işte önce nefsinden başlayacağım. Ve bir de yani elimde çok önemli bir hususiyet vardır. O da sabır. Bizim günümüzde zaman çok hızlı yaşadığımız için sabırsız bir dünyada yaşıyoruz. Sabır olmayınca da maalesef ilmi yanlış kapılarda arıyoruz. Sabredemeyince ilmi nefsimizle bulduğumuz düşünüyoruz. İlmi ben yaptım diyoruz. Bakın dünyada herkes şöyle. Bunu ben buldum. Yok yani allah Teala buldurması yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Doğru, bunu hakikaten doğru. bir kabul etmemiz gerekiyor inşallah. Doğru. Ee, şimdi dediniz ya az önce. Hani kendimizden biliyoruz. Bu bana ait. Bunu ben buldum. Denge sizin çalışmalarınızda çok önemli bir nokta. Kitabı da var. Evet. E, nefes terapisi de aynı zamanda yapıyorsunuz. Bu nefes dediğimizde ilk denge mi gelmeli aklınız? Dengesini kuramayan insanları hiçbir denge. konuda kendisiyle ilgili de ilişkilerinde zorundayız de zorundayız aslında ama. Yani şu nefesin bile daha önceki yayınlarımızdan biliyorum kıymetini hiç anlamamışız ki Bilal Bey. Denge tam nerede devreye giriyor ve hayatımızın neresinde? Muhteşem olmalı? bir soru. Şimdi biz herkes anlatmaya çalıştığımız şey dört tane denge var hayatta. Bir tane değil Mesela arabadan örnek verelim. Arabamızın dört tane lastiği var. Dört lastikten bir patlayınca yolda kalıyoruz. Hı hı. Ama birini çok şişirince de bakın denge kaçınca da yalpalar araba değil mi? Tamam. Dört lastikte dengede o Hayatında dört tane dengesi var. Şimdi bu dört denge zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak anlatırız ki gerçekten her birinde dengede ol. Birinde kaçınca diğerlerinde de bozuluyor zaten arabanın yolda kalması gibi. Mesela zihinsel denge söyleyelim. Bugün çok yaygın. Zihninden geçen düşünceler hepsi yüzüne yansır. Zihninden geçen düşünceler negatifse. Ona kızdım, buna kızdım, ne olacak, şimdi gelecek nasıl olacak, ay her şey pahalanmaz. Kafada hep kaygı var. Pus bir yaşa, hayat yaşamak nasıl mümkün olsun? Mümkün değil. Yani eğer hayatımızda bir sorun varsa zaten dengelerden biri ya da birkaçı mutlaka kaçmıştır. Ve tek yapmamız gereken dengeyi sağlamak. Mesela ru ruhsal olarak denge. Yalnızlık duygusudur bunun sebebi. Bugün aynı evde beş kişi yaşıyor, beşi de yalnız. Aynı evde yaşlığa baş koyan karı kocalar yalnızlıktan ölüyorlar. Ya bu nasıl bir şey? Çünkü duygu fiziksel olarak değil. Bugün biliyorsunuz sosyal medyadayız. İki milyon takipçisi var. Yalnızlıktan depresyona girebiliyor insan. Demek ki bu sayı ile alakalı bir durum değil. O yalnızlık duygusu ruhsal denge bozulduğu için geliyor. Ruhsal denge en çok bozan da aile ilişkileridir bu arada sağlamak zorundayız. Duygusal denge mesela hakikaten çok bütün e, anlatmak istediğim küçük bir örnek belki verir. Şimdi sol burundan nefes alınca beynimizin sağ lobu canlanır. Sağ burundan nefes alınca da boynumuzun sol lobu aktif olur. Hı. Sağ taraf duygu, sol taraf mantıktır. Her iki lobu birden aktif kullanan biri, hayat yolculuğunda böyle küreğin ikisine birden asılmış gibi ileri doğru gidersin. Diyelim ki birini çalıştırmıyorsun, birini çekersin. Ne olur? Sadece daire çiziyorsun. Hayatta hep aynı hataları tekrar ediyorsunuz. Bilin ki duygusal olarak dengede değilsiniz. Birini fazla kullanıyorsunuz. Çünkü hep aynı hataları, aynı şey. Mantık bu. Bunu en iyi örneği de şudur. Bir e, erkek düşünün. Erkeklerin genelde sol burnu çıkıyor, dişil enerjiler, sorunlardan dolayı ve duygu kısmı az çalışıyor erkekler. Hı? Sırf mantık. Bu mu sebebi? En büyük sebebi bu. Aynen öyle. Bir kadın düşünün. Kadınların da genelde sağ burnu tıkanır. Niye? Eril enerjiyle alakalı sorunlar, korkular genellikle sağ tıkan. Kadın da sol beyin yeterince aktif değil. Mantık da az. Aşırı duygusal. Şimdi aşırı duygusal olan bir kadın, beklentisi de öyle olacak. Duymak ister. Beni seviyor musun? Saçımı beğendim, ha yeni yaptım, şunu beğendim. Haklı çünkü beyin öyle ve onu duymak istiyor. Ama erkek de mantıklı. Erkeğin vericiye cevap da şu olur. sevmesek evlenmezdik. Sonuç, Buyurun. Hiç tatmin etmeyen bir cevap. <laughs> ama her ikisi de kendi tarafından haklı. Çünkü beyin farklı çalışıyor. Bu burun tıkalıysa bize mesaj mı veriyor Ki, o, Bilal yani. Bey? Bu burun, burun tıkanıklığı önemli bir şey mi? Burunlar mutlaka açık olacak. Hı -hı. Bütün dengeleri yakalamak için ilk başlanacak yol nefesi düzeltmektir. Doğru nefes alamıyorsan dengede olmaktan söz edilemez. Diğer denge olsunları sağlamak mümkün değil. Önce nefes. Doğru nefes ne? İşte burası da çok iyi. Bir teknik Bakın. verelim. E, ve anlatalım bunu çünkü bir e, çok yanlış bilgiler dolanıyor. E, yanlış demeyelim de yanlış yerde kullanılıyor. Mesela bir teknik vardır nefes tekniği. Bizim rahatlama nefesi olarak kullandığımız. Burundan ağızdan ver. Uf. Özellikle hamilenin son döneminde önerdiğimiz bir nefes tekniği. Hamilelere söylüyoruz ki bunun dışında bir nefes tekniği yapmayın 7. aydan sonra. Tamam? Ama e, bugün bakıyorsunuz doğru nefes nedir? Spor salonlarında işte nefes eğitimi almamış ama işte beslenme spor eğitimi alırken duymuş bir şeyler. Diyor ki nefes nedir? Burundan alınır ağızdan verilir. Sokakta böyle mi geziyoruz? Hayır. Diye gezmiyoruz. Evet. Doğal halimiz nasıl bizim? E o zaman doğal nefes bu olmasa gerek. Hani uzaklarda aramaya gerek yok. Ve bu değildir doğal nefes. Doğal nefes nedir? Rahat bir pozisyonda dururken bir seferde ciğerlerini yüzde yüz kapasiteyle doldurabildiğin bütüncül nefes. Almaya devam ediyorum. Bir kasılma yok. Bazılarına nefes alırsın böyle yapar. Evet. Ya böyle de... Sert ve hoydat hareketler. Doğal değil bunların hiç. <laughs> Niye böyle yapıyoruz? Bizim nefes alırken vücudumuzdaki bütün kasları kullanıyoruz. Bakın bir şey anlamak lazım. Burada sihir yok. Kısa yol yok. Kısa yol yok. Ee, hani elektrik kısa devre yapar, kısa yol yaparsa yangın çıkartır. Hayatta da bir şeyler düzeltmek için kısa yol ararsanız sonunda dolandırılırsınız. Kısa yol yok. Yani her şeyin yapılması gerektiğini yapmamız gerekiyor. Kasları güçlendirmenin de kısa yolu yok. Şimdi nefes kaslı olan bir şey. Benim bütün kaslarım, şurada diyafram diye bir kas var. Kas, diyafram bu hareketi yapacak. Göbeğin üzerinde kaslar var. Şu şekilde bütünleşmiş bir yapar. Onlar şu şekilde açılacak ki diyafram alan açılsın. Karnımın en alt bölgesinde kaslar aşağı doğru çekecek. O diğer ciğerlerin alt tarafıyla dolması için. Mesela şu bölgede kaslarımız var. Herkes mesela yapabilir mi? Şöyle evet dedi. gösterebilirsiniz. Gösteririm. Bakın şu bölgeyi gösteriyor. Herkes şöyle tutup kendini Hı -hı. sıktığında. Nefes alırken bu hareketi yapmıyorsam yüzde yüz kapasitesiyle dolduramıyorum. Yani baş parmaklarım dahil açılması lazım. Bu kasların hepsi çalışacak. Kaburgaların arasında interkostal kaslar dediğim kaslar var. Kaburgaların açılmasını sağlayacak. Bütün bu kaslar rahat bir şekilde yavaş yavaş kasılmaya devam ederek nefes almaya devam edebiliyorum. Ama bu kaslar benim zayıfsa, kullanmıyorsam, uzun zaman geçmişse üzerinden nefes alıyorum. Kaslı kalıyor, sonra kasılmaya devam edemediği için daha fazla nefes alamıyorum. Peki ne olur daha fazla almışım, daha az almışım? ya diyafram o kadar çalışmıyor ki. Şöyle aşağı çalışmayınca diyafram daha çok hava almak için şunu yapıyoruz. Diğerlerin üst tarafını doldurmaya çalışıyoruz. Aşağı açamayınca, çünkü bu kas çok zayıflamış. E, bu benim omuzlarımda kasılmalara neden olur. Baş ağrısı yaparsak. Burada kasılmalara neden olur. İki, diyaframı koyun şöyle buraya. Bu kısmı ciğerlerin yüzde seksenini temsil eder. Aşağı, şey özür dilerim yanlış söyledim. Bu kısmı %20'sini temsil eder. Aşağısı yüzde seksenini temsil eder. Ben eğer aşağıya kullanamıyorsam, sadece %20'yi doldurursam ne olur? Aldığım oksijenin dörtte biri beynime gidiyor. Şimdi %100 kapasite... Beyni oksijen gitmiyor yani. Yani öyle. %100 kapasiteyle doldurabilirsem, beyni %25 oksijen gidiyor ya, o zaman şunu yapıyoruz. Hallederiz ya. Vardır bunda da böyle. Çözeriz Allah'ın izniyle. Çünkü beyin iyi yani verimli. Ama şimdi %20'ye düşmüş kapasite. Diyafram çalışmıyor diye nefes alıyorsun. Yapıyorum. Hani artık nefesi yeterince kullanamıyorum. Beyne giden oksijen miktarı %5'e kadar düştü. Şimdi o beyin ne yapacak? No, panik atak. Panik atak tam budur. <laughs> Beyni yeterli oksijen gitmemenin zirveye ulaştığı andır. Diyafram çalıştığında rahatlar panik atak hastaları. Doğru nefes ne? İzleyicilerimiz ne yapsın? Nefesi doğru nefes hayatına Şunu nasıl soksun? Şunu mutlaka söylemem lazım. Doğru nefese geçişin en kolay yolu bırakmaktır arkadaşlar. Kendini bırakmak. Tamam. Rahat bırakmak. Tamam. Şunu öneririm ben. Nefesinde sorun yaşayan arkadaşlarımıza geri yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Vücudunuz nefes alsın. Siz hiçbir şey yapmayın. Sadece şöyle izleyin. Gözler kapalı. Ve bakın karnınızdaki nefes açıyorsunuz Nefes alırken karnınız yavaşça çıkıp sonra yukarıya çıkar. Yavaşça içeri iniyor mu verirken? Ama bunu siz yapmayın. Nefes almaya çalışmayın. Bırakın vücudunuzu alsın. Otomatik pilot mu yapıyor? Nefes çünkü düşünerek yapılan bir şey değil. Biz düşünerek nefesin önüne engel koyuyoruz. Önce engeli kaldıralım. Aslında nefes problemlerinin temel sebebi yaşadığımız korkular, kaygılar, kasıntılıklar, hani sürdürdüğümüz yaşam alışkanlıklarının yanlışlıkları. Yani doğru yaşam alışkanlığı. E bırak teslimiyet duygusudur nefesin en doğru alındığı an. Bu doğru nefese geçmeyi tek başına bile kurtarabilir. Ama şunu söylemem lazım. Ben şimdi 20 yıldır yanlış nefes alıyorum. Yani 20 yıldır kaslarım zayıf. Şimdi düşünceyle kasları güçlendiremez. Nefes egzersizi gerekiyor. Yanlış nefes hangisi? Hangisini ya, yapıyor sıklıkla insanlar? En çok yapılan yanlış nefes, nefes alırken karnın içeri girdiği nefestir. Ters nefesleriz. Göğüs şişer, Karın içeri girer. Bakın bütün danışanlarımız tekrar edin beraber lütfen. Herkes görüyordur. İzleyenler elini karnına koy bir elini göğsüne. Şu şekilde bıraktım. Bakın nefes alırken kendin nefes aldığında al nefes. Önce karın şişecek sonra göğüs şişecek. Bunu yaparken eğer şöyle yapıyorsanız. He, bu yanlış. Bu ters nefestir. Ters frekansta oksijen giriyordur. Zaten çok yeter oksijen giriyordur. Bir daha gösterelim herkes görsün. Bakın yanlış nefesi gösteriyorum değerli arkadaşlar. Yanlış. Bu yanlış nefes. Doğrusu? Önce indir. Verdim. Boşaltı. Doğrusu şu. Oo karın şişti. Harika. Karından da yukarıya şişecek. Yukarı şiş. Yani sadece karın da şişecek. Mesela e, özellikle diksiyon derslerinde siz de belki görmüşsünüzdür. Öyle de. öğrendik biz Denir de nefesi. Ki, diyafram evet. nefesi alacaksın. Diyafram nefesinde sadece karnı şişirip sonra da sonra yukarı çek. Falan. Sonra yetmez cümleyi tamamlayamazsın. Çünkü bütüncül <laughs> değil. Yani sadece diyafram değil. Diyafram denge kasıdır. Şu cümle kulaklara küpe edelim mi? Diyaframın adı ikinci kalptir. Kalbiniz durunca ölürsünüz, diyaframınız durunca ölü gibi yaşarsınız. Hakikaten böyledir çünkü nefesi %80 oranda etkileyen bir organdan bahsediyoruz. Kas ya da organ, hani diyafram kas şeklindedir ama organ da diyebiliriz. Denge organıdır. Diyaframımız çok güçlüyse hayatta dengeyi sağlamak çok kolay. Çünkü yeterince oksijen alıyorsunuz ya beyni, o zaman diğerlerini yapacak iradeyi içimizde buluruz. Hangi gibi. sorunlar hayatımızdan gider doğru nefesle? bütün sorunları çözmeye başlarken doğru nefese başlamamız lazım ama nefes hepsine yeter mi yetmez mi ayrı bir mevzu. Özellikle solunum problemleri, enerji yetmezlikleri, uyku sorunlarının büyük çoğunluğunu nefese çözebilirsiniz. Uyku apnesi dahil olmak üzere uyku sorunlarının ki çok önemli bu. Daha enerjik olursunuz nefes alırsa. Anksiyete, korku, kaygı, düşünce kalıpları, negatifse takılmalar. Bunları nefese durdurmak çok kolaydır. Ama hastalıklarımız var işte kanser gibi, troit gibi, işte Onların da alt, altına inmek o altındaki gerekiyor. Odlar temizlenmesi gerekiyor. Biz o yüzden diyoruz ki Önce nefes, nefesi bir düzelt, nefesi düzeltirken zaten önüne çıkan düzeltemediğin travmaları da düzeltince hayat muhteşem olur. Allah'ın izniyle. Herkes kendi travmasını bulabilir dediniz. Nasıl yapabilir bunu? Çok basit bir yöntem gösterelim. Fayda olsun. Tamam, lütfen, Çünkü lütfen. E, Yayının da son anda sürpriz olsun bu da. Öyle olsun. Sol yumruk hafızadan çağırma tepkisi verir. Kendinize sorular sormayı öğrenmeniz gerekiyor. Hayatın en önemli şeyi becerilerinden biridir bu. Ne olur karşılaştığınız her şeye soruyla yaklaşın. Bunu da verelim ki fayda olsun. Mesela bir sorunla karşılaştın. Ya bu ne olacak falan deme sakın. Tamam mı? sonra şu soruyu sor. E nasıl çözeceğiz şimdi? Soruyu sor. Cevabını bilmen gerekmiyor. Ya zaten cevabı yok diye soruyu sormayınca sorunla boğuşuyorsun. Sorunla boğuşarak sorunu çözen yok. Borç düşünerek borcunu ödeyen yok. Hastalığını düşünerek hastalığın şifasına gelen yok. Ama soru sorarsan kendine doğru soru. Nasıl çözeceğiz şimdi? Bilmiyorum. Ama mutlaka bir yolu vardır. Kendine soru sormaya cevap ederek bulabilirsin. Sol da hafızayı tetikleyen bir şeydir. Sol yumruğunuzu sıkıp, gözlerinizi kapatıp yapalım hadi. Bütün yukur, arkadaşlarımız sıktım. yapsın. Hep Sol yumruğunu sık. Gözüm Şimdi cukur. bir hastalığın var ve travmasını arıyoruz. Soruları kendine sor soruyu. Ben bu rahatsızlığa ne zaman yakalandım? Sol yumruğunu sıkılı ve sadece sor. Bırak kendiliğinden göz önüne görüntü gelsin, aklına düşünce gelsin. Düşünme. Düşünceler hepsi gelsin. Ben bu rahatsızlığa ne zaman yakalandım? O dönem ne yaşamış olabilirim? Ben de bu rahatsızlığa sebep olan. Yaşadığım travmalar, canımı sıkan neler oldu? Bende bu rahatsızlığa sebep olan hangi travmayı yaşadım? Evet şu kadar da bile eminim birçok arkadaşımızın aklına gelmiştir. Geldi mi aklınıza bir şeyler? Gelir. Çünkü e, burada kodlu yani. Şimdi siz bilgisayarlarda e, bir şey arayınca yazıyoruz ya araba motoruna çıkıyor. Bağırsak problemlerinin kodu ne hocam? E, kafada bırakamadıklarımız genellikle affetmek istemediklerimizdir. Bırakamadıklarımızdır. Babayla alakalı bazı duygularda kendini güçsüz hissediyorum. Şaşırıyorum bahseden. şu an valla. Ya ortada bir magic, bir sihir, bir büyü yok yani. Kesinlikle. Kesinlikle yok. Ben bu kadar yaptığım programda bu sonuca erişiyorum. E, ortak bazı durumlar var ve onların da ortak sebebiyet verdi. hastalıklar, sorunlar, hasarlar var. Valla Bilal Bey sizi hiç bırakmak istemiyorum ama e, süremizde aşmış gibi duruyoruz. Sizde söz bitmiyormuş meğer. Evet, Bu ilk tanışma şey. yayını olsun sizlerle ama sonrasında yine yeniden görüşmeyi e, isteriz, dileriz. Çünkü ben izlediğinde de izleyicimizin benimle aynı duyguyu paylaşacağına inanıyorum. Öyle lezzetli, keyifli. E, kayda değer bir sohbetti diyorum ben. İnşallah herkese fayda olur. Böyle bilgiler de evet. aktı hepimize. İnşallah herkesin faydasını olsun. Ama son şunu da sorayım. Size nasıl ulaşabilirler? Sorunları, sıkıntıları için nereden ulaşsınlar? Ara ara eğitimleriniz de oluyor bildiğim kadarıyla. Bunlarla ilgili de bir bilgi verin. Böyle de tamamlayalım. Teşekkürler. Bizim en çok gurur duyduğum ve en çok herkesin katılması istediğim bir eğitimimiz var. 21 günlük yaptığımız online. Herkesin evinden Zoomla ile katılabildiği. 21 gün boyunca her gün. Yaklaşık bir buçuk saat. Hı hı, Bugün hı. sabah da o yüzden geç çalıştım. Ders bitirip yaptım. 21 gün boyunca online nefes çalışması ve gerçekten çok komik rakama yapıyoruz. Sadece bir bedeli olsun diye. Anlamı şu. Bu bahsettiğimiz hayat denge unsurlarını herkes hayatına geçirebilsin ve 21 gün boyunca her gün nefes çalışıyoruz. Farklı birçok teknikle bu çok değerli çünkü nefesi düzeltebilirsek, derini düzeltiyoruz ya ama biz burada sadece nefes çalışmıyoruz. Vücut aktifi, akupresör hareketleri yapıyoruz. Her gün işte dolaşım sistemimiz, bağırsak sistemimiz nasıl daha iyi çalışır, uykuyu düzenlemenin yollarını yapıyoruz. İşte doğru beslenme, doğrusu içmek çok önemli. Mesela e, su içmede bile o kadar çok yanlışlık var ki. Her konu konuyla ya Bugün mesela birçok insan yemekle su içer. Yemekle evet. su içmek sindirimi uzattığı için ücreti toksik üretimine neden olur. Yemekle su içmeyi bıraksanız bile birçok şişlikten kurtulursunuz. Ama bunu yapamıyor çünkü usulün biliyorsunuz her şeyin bir usulü var. İşte bütün bu usulleri işlediğimiz 21 gün dolu dolu bir programımız var. Ee, bunu ben herkes inşallah fayda olmak adına yaptığımız bir çalışma. Onun dışında da bize genelde işte reddete uzun olmak için şu an ciddi bir başvuru var nefes koçu olmak için ciddi bir başvuru oluşuyor ve tabii orada kontenjanlıyız. Yani o, o yüzden çok böyle şey yapamıyorum ama Bugün internette Instagram'a Bilal Can Türk yazdığınızda bugün 6 tane asistanımız karşılığı hepsini artık hangi asistanımız? Telefon nasipse, numaraları var mı orada? As, gene Tabii tabii yani Instagram tamam, süper. sayfalarından her yerden asistanlarımız mutlaka e, en iyi şekilde destek olmaya çalışıyorlar Allah nasip ederse. İnşallah herkese elimizden geldiğince faydalı olmaya devam etmeliyiz. Vallahi istiyoruz. tadına benim doyamadığım bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Adımımız. Çok teşekkür ederiz. Bilal Can Türk'ü ilk defa konuk ettik. İzlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, çok lezzetli.